Aziz kardeşim, Allah sana bedavadan imanı verdi, İslam'ı verdi. Sen şimdi imanınla bağdaşmayan işleri nasıl yaparsın? Bir kadının peşinden onu nasıl aldatırsın, nasıl zinaya düşersin? Nasıl kumarhaneye gidip Allah'ın verdiği o iman nimetiyle bağdaşmayacak şekilde elini kumar kağıdına sürersin? Nasıl sen paranı içkide harcamak suretiyle Allah'ın razı olmadığı imanla bağdaşmayan yanlış işler yaparsın? Ey Müslüman kardeşim, sana yakışmayan işleri yapma. Vallahi bir gün bunun hesabı var. Vicdanınla kendi kendine bir soruş bak. Ben Müslüman olarak bunu yapmam doğru mu değil mi? Yok mu bunun bir gün hesabı? Elektrik saati her döndüğünde faturaya yansımıyor mu? Su saati her döndüğünde faturaya yansımıyor mu? Senin bu yaptıkların ahiret faturasına yansımayacak mı? Fatura karşına çıktığı zaman ödeyemeyecek bir manzarayla karşı karşıya kalırsan, senin faturanı kim ödeyecek? Anan ödemez, baban ödemez, oğlun ödemez, eşin ödemez. Senin faturanı senden başkası ödemez. Faturanı yüksek tutma. Ödeyemeyeceğin faturaları önüne çıkartma. Onun için kıymetli dostlar, Allah bize İslam nimetini verdi. Bu İslam nimetini fark etmemiz lazım. Ve bunu korumamız lazım. İmanımızla, İslam'ımızla bağdaşmayan yanlış işlere bulaşmayacağız. Aziz kardeşim, faiz yemek zina gibi haram mıdır? Haramdır. Senin ne işin var krediyle? Senin ne işin var faizle? Hem Müslümansın, hem de faizle uğraşıyorsun. Peki Allah Celle Celaluhu faizle iştigal etmeye devam ederseniz Allah'a ve peygamberine savaş ilan edin diye Bakara suresinde ayet var mı? Var. Ne oldu sana? Niye kaşınıyorsun ki? Niye kaşınıyorsun yani? Bu imanı sana veren Allah'tan utanmaz mısın?